kahvehanede oyun oynarken bunları tespit ettik, tamam mı? Gözün yaşına bakmadık. Ceza işlemi de yaptık. Gerekirse kapatmaya kadar gideceğiz. Anlaşıldı mı? Yani eğer hiç böyle şey yapmıyor derseniz yaklaşık 4000 kişilik ekibin morali bozulur. Yani artışın yani biraz artış var ama Türkiye genelinde var. Dünyada böyle bir şey var. Artış var. Yeni normalden dolayı ama bizim baş edemeyeceğimiz durumda değiliz. Zaten pazartesi günü bir pandemi grubu toplayacağım. Size de bilgi vereceğim. Sonra da basın toplantısı yapacağım. Evet. Yeni evet. Kararlar var mı yoksa? Yeni kararlar var mı? İşte her gün güncelleniyor kararlar. Yani yaptığımız denetimleri, özellikle filyasyon ekibini yaptığı çalışmaları ve de çat kapı ekibi, 4200 kişilik bir ekibimiz var. Pozitif vakaları evde tutuyoruz ya, onları sürekli takip ediyoruz. Yani iş yapılmıyor dersek yani hiç uygun olmaz çünkü çok emek veriyor arkadaşlarımız. Eczacılara çok teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde büyük risk aldılar. Hem eczacılarımız hem de eczane çalışanlarımız, kalfalarımız. Evet. Sayın Vali, burası sadece eczane değil ki. Şuraya bir bak, anıtlar gibi. Harika. Bir günde nasip olsa şu karşıda kültür evim var. Tamam, geldim ben senin yanına. Gel. Herkes çalışanlar maske takıyor. Hayır, dışarı diliyoruz. Nasıl diliyoruz sizler? Araçta maskesiz. Evet. Sağ ol, teşekkür. Ha, ben Erzurum valisiyim. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber çok sizlerimiz nereden geldiniz? Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hadi. Sağ ol, sağ ol. Hem emniyet takıyoruz, hem maskelerimizi takıyoruz. Tamam. Allah yardımcınız olsun. Yar ve yardımcınız olsun. Hadi. Kolay gelsin çok Sayın Valimiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah eksikliğinizi göstermesin. Siz de kurallara uygun için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok başka. Sağ ol. Vali. Hadi. Vali. Yolu açın. Devam edin. Bir sayınız var mı? Can. Burası. Hayırlı işler. Aferin diye. Aferin gençler. Hepsi maske takıyor. Güzel. Güzel lan şey mi? Ne meşhur oyuncu ya? Gençler hepsi bu oyunu oynuyor. Ben her şeyi atacağım. Hepsi o aynı oyunu. Bunun adı neydi oyunu? Gençler tebrik ediyorum hepinizi bak. Maskeye mesafe uymuşsunuz. Aferin. İşletmeye de tebrik ediyoruz. Maske alamıyorum bak. Maskeyi tak. Maskeyi tak. Şeyle görüştürün. Biraz sınıfımızın, gel sınıf odamda Cemil Bey'le görüştüreceksin, tamam mı? Telefonu falan alın. Polis arkadaşlar tanıyorsun siz değil mi? Unutup arkadaşlar. Görüştürelim nasıl aylık falan, engelli maaş falan olabilir, tamam mı? Hayırlı işler. Maskeyi takıyoruz değil mi? Şu gençler konuşuyor. Ha, o bilgisayarda uğraşıyor. Hoş geldiniz. Heh. Maske normalde tabii ki bunu uğraşırken buharlaşıyor mecburen. Tamam. Evet. Maskeyi takıyoruz arkadaşlar. Tabii ki. Hepiniz sağlık için. Görmediğinizi. Evet. İnşallah yerde süreçte şey yapacağız. Sonra diğer takacaksınız. Hijyen. Antiseptik. Hadi. Devam. Hadi devam. Devam. Trafiği engelle. Hadi bakalım. Maske, maske. Thank you.
Selamünaleyküm. Evet, merhabalar efendim. Yolcu kalmadı. Herkesin cebine ver. Sen de maskeye dikkat edin. Aferin. Bak, içen şeyin, nasıl içen için? Otobüs açıklarında başlıyor. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Herkes maskesini takıyor mu? Kaptan, arka taraf koşar. Yaşlılarımızın güvenliği için, sağlığı için buna dikkat edin, tamam mı? Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes, Erzurum Mahallesi Okay Memiş ben. Ben de memnun oldum. Maske denetimi yapıyoruz. Gördüğünüz kadar herkes maskesini takıyor. Herkes. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bir daha. Dinlemiyor bu ya. Bu pandemiyi hep beraber yöneteceğiz. Evet. Malumunuz olduğu üzere biz özellikle Erzurum ili olarak başından beri pandemiyi çok iyi yürüttüğümüzü değerlendiriyoruz. Yeni normale geçişten sonra bütün Türkiye'de, hatta bütün dünyada olduğu gibi yeniden bir artış gözlemlendi ister istemez. Bununla birlikte biz yeniden toparlamaya başladığımızı değerlendiriyoruz. İlimizdeki hastanelerimizdeki yatak sayısıyla mukayese edildiğinde hakikaten bizim açımızdan durum kontrol altında diyebiliriz. Bununla birlikte riskin yüksek olduğu ve riskin devam ettiği de bir gerçek. Dolayısıyla hep birlikte bu pandemiyi birlikte yöneteceğiz ve rakamları da daha aşağıya doğru çekmeye başlayacağız. Rakamlarda böyle kademeli olarak düşüşe de başladığımızı söyleyebilirim. Önce açıkçası biraz yükseliş oldu ama o yükselişi durdurduk. Şimdi de inşallah yavaş yavaş geriye doğru ivmemizi geriye doğru götürmeye başladık. Habersiz onları da her gün evlerinde olup olmadığını bizzat mahalle muhtarlarımızla beraber gidip denetliyoruz. Bu denetim ekiplerinde polislerimiz var, jandarmamız var, sağlık çalışanlarımız var, mahalle muhtarlarımız var, öğretmenlerimiz, imamlarımız var, sağlık memurlarımız var. Onlar marifetiyle bunları kontrol ediyoruz. İkaz ediyoruz. Eğer tekerrür olursa da ceza işlem yapıyoruz. Bu zamana kadar iş yerleri dahil olmak üzere yani 3 milyon 600 bin lira civarında bir ciddi anlamda bir ceza işlemde bulunduğumuzda ifade etmeliyim. Okulların açılmasını istiyoruz artık. Yani bunu herkes istiyor. Ama bunun için de bu rakamların biraz daha düzelmesi lazım. Duyarlılığın devam etmesi lazım. Benim önerim şu. Değerli kardeşlerim, herkes pozitif vaka gibi düşünmek zorundayız artık. Karşımızdaki herkes pozitif vaka olabilir ve ona göre tedbir almak zorundayız. Herkes. Hem kendimiz için, hem ailelerimiz için, hem büyüklerimiz için.